Günaydın. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Günaydın. Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Bugün annelerimden geldi değil mi? Oh, oh. Kahvaltımı hazırladım. Saat şu anda 12.30. Biz ancak kahvaltımızı yapıp ortalığı toplamaya başlayacağız. Maya. Maya da bizimle beraber oturdu, dinlendi. Bugün vlog başlatmak istedim. Hafta sonu vlog olsun. Hem bugün markete gideceğiz. Ramazan öncesi bütün eksiklerimizi tamamlayalım istiyoruz. Şöyle hurmalarımızı, zeytinlerimizi, peynirlerimizi tamamlayalım. O kadar çok eksik biriktik ki sabah Burak için, ben şeker diyetindeyim bu arada, şekersiz 21 gün diyeti. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz, oradan bütün aşamaları öne çıkanlara sabitliyorum. Bugün 3. günüm, maşallah çok iyi gidiyor. Zaten hani meyvelerden şeker ihtiyacınızı karşılayabildiğiniz için açıkçası çok fazla canım istemiyor. Bir de son zamanlar çok misafir ağırladığım için çok fazla tatlı, pasta tarzı şeyler yedik. Doğum günleri falan da peş peşeydi. Öyle olunca canım açıkçası hiç istemiyor. Bu birazcık detoks gibi oldu benim için. O yüzden çok iyi geldi. Yerde ne buldu yiyor acaba Maya? Kıtır kıtır bir şey yiyor. Eve geldim. Burak için ekmek lazım. Ben masa yiyorum sadece bir dilim. Onun dışında işte hani makarna falan yiyecek olursak ya da bulgur, onlardan yiyorum. Ya da yulaf yiyorum ekmek yerine, işte 3 yemek kaşığı olacak şekilde. Neyse dedim Burak için ekmek. Baktım ekmek yok. Bari dedim ekmek yok, krep yapayım. Şey yok, un yok. Böyle bir kısır döngüdeyiz şu an. Nereye elimi atsam o yok, bu yok. O yüzden eksikleri yazdım. Umarım ki unutmam. Gittiğimde tekrar bakarım zaten. O yüzden bugün size file markete gideceğiz. Şimdi ben şu çayımı içeyim. Keyif çayındayım. Ondan sonra ortalığı toplayacağım. Hemen bir duşa gireceğim. Markete gideriz. Onun dışında ekstradan bir planımız yok bugün. Yani spontane gelişecek bir vlog olacak. Umarım keyif alarak izlersiniz. Sizi seviyorum. Hadi bakalım o zaman vlog başlasın. Burak şimdi etraf topluyordu, ben de çay içiyordum, bir yandan da videomu izliyordum. Ablam aradı ve var ya, videoda tam ablamın sesinin çıktığı kısım çıktı, baktım ablam arıyor. Onlar da AVM'de vermiş tabii ki, onlara gün erken başladığı için saat 1 şu anda. İnsanlar kahve saatine geçiyor. Eğer kahvaltınızı yaptıysanız size oturmaya gelelim dediler. Şimdi kahveye geliyorlar. Bizim de zaten... Merhaba der misin? Merhaba. İnci yengesine geldi. Merhaba. Ablamlar gitti. Hemen hazırlandık hızlıca. Burak'la takım yaptık. Bugün ikimiz de gri bere taktık. Hava inanılmaz soğuk. Bir de duş alma dedi. Başım ağrıyor. Sinüzitim de artıyor çünkü ben duş aldıktan sonra. Özellikle soğuğa çıkacağız. Öyle biraz belki dışarıda falan da turlarız. AVM'ye bir uğramamız lazım. Yarın İnci'nin arkadaşının doğum günü var. Ege'nin. Ona bir hediye bakacağız. Hem de aynı zamanda gitmişken böyle telefon kılıfımı, jelatinimi falan yenileyeceğim. O yüzden AVM'de açık olduğu için gezerken üşütebilirim diye hemen saçlarımı düzleştirip bere taktım. Bu bayağı kurtarıcı oluyor. Eve geldiğimde artık akşam duş alırım. Şöyle lacivertli gri
fitilli taytımı giydim. Böyle bir kombin yaptım. Şimdi evden çıkıyoruz artık. Aklımda olan almak istediğim farklı şeyler de var ama şuradan bir listemizi alalım. Karman çorman yazdığım listem. Bir de kalemi de aldım. Üzerlerini çizerim. Hadi gidiyoruz. Bazı prensesler için de uyku saati. Uykuya geçiyor artık Maya. Biz yokken rahat rahat uyur. Kızım. Kocaman oldun ya sen. Kocaman oldun. Evden çıkıldı. Neyi? Evet. Bazı şeyleri bayağı da alıyoruz. Stokluyoruz ya bazen. Ya şapkalarımız çok güzel. Kilerde un yoktu baktın değil mi? Yoktu baktım. Unumuz bitti ya. Bir evde un ve tuz bittiği zaman ben çok şaşırıyorum. Sanki onlar demirbaş ve hiç bitmeyen şeylermiş gibi. Şarkıcı. Hadi şarkıcı. Hadi hareket yolundayız. Yaban mersini alacak mısın? Alalım mı? Bak bakayım bana. Nasıl görünüyorum? Mantar kafa. 40 TL. Alıyorum bir tane. Şu pideleri de çok lezzetliymiş mesela. Size Ramazan'da şu bazlamalardan bir tarif vereceğim. Evet. Bir tane tam buğdaylı sandviç ekmeği alıyorum. Tost ekmeği alayım mı yine? Attık diğerine. Burak. Hem fiyat farkı var hem gramaj farkı. Bir de şu ekmeklerden alalım. Tam buğdayını, tava ekmeği. Seviyorsun. Devam. Şu neymiş? Siyez buğdayıymış. Aa, çok güzeldir ya. Ne alalım, ne alalım? Şey, iced falan alalım. Var mıydı? Vardı. Yoğurt az kaldı. Az mı kaldı? Az kaldı. Bizim yoğurttan var mı? Ben geçen granola yapınca az kaldı. Şunu alayım istersen, harcası. Olur, al. Olsaydı ondan yap. Şuradan ice tadım. Burak tabii ki ilgi alanına gidiyor, sucuk almaya gidiyor. İşte şöyle bakalım, Asek Quark'lardan alalım. Aa. Ama meyveli olanları var ya, şu an şeker diyetinde olduğum için alamam. Ondakine bak, dilimli kocaman. Hemen bitiyor. Şey buldum, normalde labne alacaktım ama bu zeytinli kekikli, daha közlenmiş biberli olanı da var, bir de sadesi var. Şu güzeldir bence, deneyebiliriz bunu. Yorumları söyleriz. Burak zeytin almaya gitti. Ben de şimdi beyaz yumurta alacağım. Evde organik var. Bir de şuradan atıştırmalık şeylerden alacağım. Şurada bir bakalım. Senin granoladan da alıyorum çikolatalı. Burak bunu seviyor sadece. Bak şu bizimkiler de gelmiş aşkım, Fellas'ınkiler. Tekli de sınırlı oluyor sadece. Şöyle esmer küp şeker aldım. Görüntü olarak da daha güzel hem daha sağlıklı. Paketli gıdalı. Toplanıyor şu an. 5 kilo alayım mı? Alabilirsin, taşıyabilirim. Pirinç? Evet, sen almıştın. Marko şerriye, taş şerriye. Ha evet, benden istemiştim, doğru. Forno mu diyeyim, ben tam buğdaylı makarna yiyebiliyorum. Yan reyon o kadar kalabalıktı ki arabamızı ilerletemedik. Burası da bir o kadar boş. Al. Senin istediğin spagetti. Var evde. Spagetti var mı? Erişte de var. Bir tane de şöyle tam şey şuradan kaya tuzu istiyorum. Baharatlar vardı. Şimdi tuzumuz için alacağız. Nerede onlar? Şuradan. Kaya tuzu mu alalım? Şuydu galiba, rengi böyleydi. Böyle beyaz değildi. Tamam, bundan aldım. Bir tane de karabiberi olacak bunun. Bu farkı bilmiyoruz. Bunu bize açıklayabilecek biri var mı acaba? Şu kaya tuzuyla Himalaya kaya tuzu. Evet. Karabiberimiz var mı ölçücü? Vanilya,
Selim'e neredesin? Çok iyi bir yazılma atıyorum. Bir de portakal alayım. Allah. Kaç poşet olduk Burak? Tatam. Arabayı daha çok bozdum. Aşkım fiyatlar artıyor. Ya, çık. Artıyor. Ah. İmdat. Burak dedim ki minimum 1300. Bu kadarcık şey mi diyor. Ya aslında tabii bayağı bir şey oldu da ama hep bakliyat aldık, peynir falan aldık. Onlar ya çok tutuyor genelde. Market alışverişimizi yaptık. 1590 tuttu toplamda. Ve kendime şöyle ara öğün aldım. Yanında bir de kefirim var. Onu şu an arkada bulması birazcık zor oldu. O yüzden kayısıyı buldum. 3 tane bundan yiyeceğim. Ya bir porsiyon elma, işte portakal neyse meyve yiyorum. Ya da böyle 3 tane kuru meyve yiyorum. Tam saatim şu anda 3.30 ve kahvaltıdan sonra kahvaltıyı zaten 12.30 gibi yapmıştık. O yüzden sadece ara öğün yapacağım. Akşam da yemek. Bu şekilde devam. Market de o kadar kalabalıktı ki. Değil mi aşkım? Bayağı kalabalıktı. Bunu göreceğiz herhalde. İnsanlar bizim gibi gelmiş. Evet, bizim gibi diziyorlar. Olamaz. Bataryam bitiyor. Herkesin ara öğünü kendine. Sen ne yiyorsun? Kruvasan. Kruvasanı hayal ederek yiyeceğim. Gözümü kapatayım da kruvasan tadı gelsin. Şöyle yap. Gözünü kapat, ben bunu koklatayım olmasın. Bir teyze var ya. Çikolatayı kokluyor, marulu yiyor. O benim şu an. Biz nereye geldik aşkım? Kübra kankamı kıskandıracak mısın? Valla sen beni kıskandıracaksın. Biz şu an Nude Burger'e geldik. Hatırlıyor musunuz? En son Kübra ile buraya gelmiştik ve kapalıydı pazartesi günü, spa'ya gideceğimiz gün. Ve şimdi buraya geldik Burak'la. Tam önünden geçtik. Öyle denk gelince buraya girmek istedik. Şimdi bakacağız, bir şeyler söyleyeceğiz. Market alışverişi köşeme geldim. Orada bir kısmını gösterdim ve bütün alışverişi burada tamamıyla hızlı hızlı sizinle paylaşıyor olacağım. Ramazan geliyor. Ekstradan almak istediğim şeyleri, mesela çerezleri. Ben birkaç tane kuru şey aldım ama kuru kayısı, kuru hurma. Bunları aldım ama ekstradan işte pastırma gibi şeyleri Burak direkt şarküteriden olacak. Şimdi şuradan başlayalım. Önüme gelen poşetlerle direkt başlıyorum. Öncelikle evde hiç kalmayan şey sıfırdı. 5 kilo un aldık. Yaban mersini evin daimi üyelerinden. Bir tane salça aldım. Bu ne hurmaymış? Hudri hurma. Çok güzel gözüküyor. Bayağı böyle büyük büyük. Tuğba Kuruyemiş'in hurması da çok güzel bu arada. Hem kocaman hem o kadar etli, lezzetli ki. Orada bir tane hurma çeşidi var. Denemenizi tavsiye ederim. Bakalım şimdi bu nasıl çıkacak. Ona göre oradan da biz yine alırız. Krem şanti aldım. Bayağı karışık bir alışveriş. Evin eksiklerini sürekli bittikçe şuradaki not defterime yazıyorum mıknatısla. Burgu peynir. Kalıptik sucuğumuz. Taze kaşar peyniri. Gel bakalım. Yanıma gel, sen de göster. Beraber. Ben yerleştireyim o sırada istersen. Hatta çık. İkimiz çıkalım. Ya da ben çıkartayım, sana vereyim o zaman. Bırak. Ne yapacaksın yanına oturup? Elden elden mi uzatacağız? İğmeci olsun. İyi madem. Yerleştir onu. Şöyle inek tulum. Bir dakika. Ya ışık güzel değil mi? Şurada. Ayarladım ben. Bir dakika canım, ne için? Bir de şu. Şunu açma. Bir tane tulum peyniri almış Burak. Yeşil zeytin. Bu ne? Kırma. Böyle az az alıyoruz. Bittikçe tekrar alıyoruz. Bozulmasın diye. Şu çedarlı krem peynir 40 lira olmuş ya. 40 lira. Ama bunu da sürmesi gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden bunu aldım. Bir de şu merak ettiğim, ay bununla güzel tarifler yapabiliriz sizinle sahurda falan. Masanın üzerine sürüp sekim çıkardı. Seke bayılıyorum ya. Kuarkları da çok güzel zaten. Bütün ürünlerini beğeniyorum genelde. Zeytinli, kekikli sürme peyniri. Kaymak. Böyle hastaneye de götürmek için yine iftar sonrası sahurda falan içersem diye harrasıl sütünü aldım. Tanesi 5,5 lira civarına geliyordu. Hindi füme, biliyorsunuz yine bizim evin daimi üyelerinden. Yoğurt aldık. Haladım ya kızlar, bakın. Kim geldi yanımıza? Meraklı Melat. Senin adın Melat mı? Melat olsun mu? Kızsın nasıl olsa.
Eker'in efsane yoğurdunu mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. O böyle hem biraz süzme yoğurtla normal yoğurt arası bayağı katı bir yoğurt. Aynı zamanda da tatlımsı. Yani böyle ekşi yoğurtlardan değil, granolası harika oluyor. Daha önce deneyenler yazmıştı. Bir tane krema mutlaka kullanılır. Özlediniz mi sahurdan iftara vloglarımı? Ne çektik sizinle 2 yıldır bol bol. Sahurdan iftara. İlk sene Burak askerdeydi ve... ne? Doğru. Evet. Ben hep annenlerde çekiyordum sahurdan iftara vlogları. Kırmızı mercimek bayağı bir şeyimiz bitmişti. Bakliyatımız. Bulgur. Bunları da yerleştiririz şimdi. Yeşil mercimek. Arpa şehriye. Tel şehriye. 2 kilo toz şeker. Şöyle sebzeli ve tam buğdaylı makarna aldım. Tam buğday makarna yiyebiliyorum. 3 yemek kaşığı olacak şekilde. Sıkıyor mu? 2 tane şekerli vanilin aldım. 2 paket. Çünkü evde hiç yoktu. Bir paket de kabartma tozu. Bolca misafir ağırlayınca. Tane karabiber aldık. Yine Harras markasını. Şahane ya. Kullandığımız tüm ürünlerini beğendiğimiz için Harras'ın. Direkt kendi markasını alıyoruz. Şöyle tam buğdayunlu tava ekmeği var burada. Esmer küp şeker. Burak için karışık meyve suyu. Biz sütü bir tane mi almışız? Dolapta da 2 tane var çünkü. Ha tamam. Bir tane süt aldık ekstradan. Kalsiyumum 10 görünce ne kadar çok süt ürünleri tükettiğimi fark ettim. En yüksek seviyede yani şu anda. Bunun ekşisi de çok lezzetli. Bunu da mutlaka deneyin. Akışkan. Yani bazıları donuyor ya. Bunda öyle bir sorun yok. Biz dolaba koyuyoruz ona rağmen. Çok güzel bir tat veriyor. Himalaya tuzu aldık. Bunu sormuştu Burak size. Himalaya kaya tuzu. Farkı ne diye. Ice tea. İkram etmelik gelen gidene. Oo, Burak arkada onu yerleştirmiş. 15 kilo aldı bak. Maşallah. Maşallah. Yiyelim ne yiyorlar demişim. Bu kadar yiyelim mi arkadaşlar? Bu ne ya? Ya ne yapıyorsun? Ucunu kıvırıyor bir de kuyruğun. Oh, rahatını bozdum. Rahatını bozdum küçük benim. Bunları hepsini balkona koyacaksın. Dolaba bence almış. Gel kızım, yat yanıma. Yok gibi. Bunu kaç istersin? Dolaba mı? Ha, orada bir şey var ya düzenleyici onun içine. Devam edelim. Bunu da koyabilirsin. Çok lezzetli tost ekmeği. Öyle tatlımsı değil hem aynı zamanda. Bunu bir üstte koy istersin. Ve de bol. Yani çok fazla bir dilim var içerisinde. Uzun bir süre gidiyor. Şöyle file portakal aldım. Mandalina indirimdeydi ve mandalina aldım. Burak bir tane cips eklemiş. Bir de bu granolayı Burak çok seviyor. O sadece çikolatalı olanları yiyor. Domestos'un şöyle bir ürününü keşfettik. Tuvalet uzmanı diye. Bunu merak ettim açıkçası. O yüzden denemek istedim. Hem ferah koku diyor, kirece ve inatçı lekelere karşı renk değiştiren akıllı formül diyor. Yeşilden maviye dönüyormuş. Bunu merak ettim. Böyle kandırıyorlar bizi işte. Tuvalet uzmanıymış. Porçöz bir tane. Sevinç abla eksikleri söylemişti. O zaman aldım. Oh, Burak arkadan yerleştirdi. Hiçbir şey kalmadı resmen. Beypazarı. Çik en sevdiğimiz. Kefirim. Arabada içeceksin bulamadım. Bir tane şunu çok seviyorum. Eğer bunu denemediyseniz. Le Petit Marseille'in. Ah burnuma yapıştı. Dünyanın en güzel dışarı kokusu. Vanilyayı seviyorsanız bayılırsınız. Çok iyi. Bir tane yine Actisoft. Bu filenin yine kendi markalarından. Deterjan markalarından. Bulaşık deterjanı aldım. Bu ara bunları kullanıyorum. Beyaz olan. Yani bunlar hassas eller için olanlar. Gerçekten yumuşacık yapıyor eli. Nemlendiricili. Ne bırak bir tane de burcu. Çok fazla burcu bur yok gördüğünüz gibi. Evet alışverişimiz bu kadardı. Bunlar toplamda 1500 küsür tuttu. Ve biz biliyorsunuz ki... bu yıl hiç etse kıymaya para vermedik. Bunlar yok içerisinde. Mesela şu an yağ da yok. Peynir deseniz zaten iki çeşit peynirimiz var falan. Bir örgü, bir de bir kalıp ufak. Şu öğrencik tulum almış bir de. Yani gerçekten fiyatlar akıl alır gibi değil. Ama tabii ki bakliyatlar falan var. Bir kilo olsa da ne kadar gider artık bakacağız. Güzel şimdi yerleştiriyoruz bunları. Bugünlük bilmiyorum belki ekstra bir şey çeker miyiz? Şimdi Burak yarışları izleyecek. Ben de o arada ne yaparım? Duşa falan girerim. Hala girmedim saçlarım fena halde. Böyle de evde takılacağız.
Ben de buralarla birazcık oynadım evi toparlarken. Şöyle buradaki siyahları dışarı götürdüm. Burayı şöyle soft yaptım birazcık. Şu haşhaşları böyle şeyiyle beraber, saksısıyla beraber Burak'ların müşteri çiçekçisi var. O vermişti. Çok güzel durdu bence burada. Şimdi bu da böyle birazcık soft olduğu için işte krem keten. O yüzden bu daha güzel oldu. Siyahları da dışarı koydum. Göstereyim hatta. Burası da şöyle oldu. Bu karabiberliğin içerisine de tuz doldurdum. Diğerini kırmıştım çünkü. Geçenlerde çok beğeniyordum bunları ve sonunda bir tanesi gitti. Neyse bunlar da bu şekilde oldu. Bence buraya da yakıştı. Çünkü burada şu an siyah runner duruyor. O da kirlenmiyor kolay kolay şu an burada yemediğimiz için. Böyle oldu. Bence güzel de oldu. Şimdi bataryamı şarj edeceğim. Orada da bir duşa girip geleceğim. Ondan sonra bir cilt bakımı yapalım beraber. Ah, duştan çıktım. Şimdi zaten cildimiz pırıl pırıl. İyice bebeksi hale getireceğiz. Hazır mısınız? Kullandığım tüm ürünleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Bu kafamdaki havlu bandanayı sizinle paylaşmış mıydım? Bildiğiniz havlu şeklinde böyle duş sonrası falan bakım yapabilmek için çok güzel bir ürün. Cırt cırt da direkt buradan takıyorsun. Şimdi ben önce havluyla biraz kuruladım. Şimdi direkt bunu taktım. Sadece tripodumun ışığını açtım. Şöyle sakin, dingin bir bakım yapalım istiyorum. Ben böyle yoğun bir bakımı birkaç gün önce yapmıştım. O yüzden bu duş sonrası bir bakım olacak. Yeni aldığım ürünlerle bunları ekleyeceğim. Sizinle Instagram'dan sürekli paylaşıyorum indirim haberlerini. O yüzden beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Bu tarz şeylerden haberdar olmak istiyorsanız eğer. MG Care ürünlerinde zaten Korelilerin yaptığı her şeye bayılıyorum ama bu marka gerçekten oldukça güzel. Koreliler varsa zaten direkt güvenebilirsiniz. Ve şu peeling pedi mesela mutlaka biliyorsunuzdur. Bu böyle duştan sonra bile insanların yüzünde mutlaka bir şeyler çıkaran bir ürün. Temizleyeceğim. Ondan sonra bir tane burun bandı yapacağım. Bu da çok etkiliydi. O yüzden bunu da yapmak istedim. Ve en son şöyle onlu bir maske almıştım. Bunları toplu aldım bu arada. Hepsi onarlıydı. Bu da onlu bir maskeydi. Şimdi elime gelen bir tanesini aldım. Renk renkti bunlar. Antioksidan, mineral, vitaminlerden zengin nar meyve ekstresiyle formüle edilmiştir. Yani böyle daha nemlendirme içerikli bir şeyler yapacağız şimdi böyle duş sonrası bakım olsun. Duşta güzelce cildimi temizledim. Duşta benim böyle manuel bir aletim var elle yapabildiğim. Güzelce yüz temizleme jelimi sıkıp yüzümü mis gibi temizliyorum. Zaten pırıl pırıl oluyor çıktığımda görüyorsunuz. Şimdi bu şöyle bir pet. Şuradan parmak geçirmeli. Önce arka tarafında şöyle pütürlü kısmı var. Bu kısımla birkaç dakika masaj yapıyorsunuz. Sonra diğer tarafıyla da temizliyorsunuz. Bakalım cildimizde neler çıkacak. Birazcık pek güzel bir kokusu yok. Ve duşta cildimi o kadar temizlememe rağmen bilmiyorum belli olabilecek mi ama az da olsa cildimi gerçekten bir şeyler buldu ve çıkardı. Şimdi zaten burun kısmım nemli. Siz böyle bunu kullanmayacaksanız öncesinde burnunuzu ıslatın. Ve burun bandı gerçekten başarılı. Geçen Instagram'da bununla bakım yaptım. Bildiğiniz burnumu koparıyordu yani. Şimdi şöyle direkt oturtalım bunu. Hazır nemliyken. Şimdi bunu bir 15 dakika kadar bekleteceğim. Ne diyor? Aynen 10-15 dakikalık bekleme süresinde bant iyice kuruyacak. Güzelce şöyle yapıştırdım. Evet. Şimdi 15 dakikanın sonunda geldi ve bunu beraber çıkaracağız şimdi. Bayağı da bir kurudu, sertleşti hatta. Sonra nem maskemizi yapacağız. Ay tam bir pazar bakımı, pazar miskinliği oluyor şu an benim için. Birazcık böyle duş sonrasında böyle takılmak çok iyi hissettiriyor. Aa, o kadar katı ki nasıl çıkaracağız bakalım. Görüyor musunuz? Şöyle beyaz beyaz pütürler. Çok güzel. Çok sevdim. Şimdi son olarak nem maskemizi de yapalım. Ondan sonra ben saçlarımı öyle halledeyim. Hyaluronik asit de var. O yüzden o serumlarımı da sürmüyorum. Maskesi de çok iyi bu arada. Bayağı kalın kalıp gibi. Ah mis gibi oldu. Şimdi keyif. Burak hala yarışları izliyor. Ay çok fena gözüküyorum. Kusura bakmayın. Saçımı kurutabilirim böyleyken. Şu kalanları da boynumuza yedireleyim. Bol hyaluronik asit de nasıl olsa. Ben de şimdi Burak'ın yanına geçerim. Ve bir güzel edit yaparım. Saat 9.30 oldu. Ara öğün yapmadım. Yani karnım da acıkmadı aslında. Ya.
bu var ya, efsane bir şey çıktı. Özellikle Vasa'nın üzerine sürdüm. Ne lezzetli oldu ki. Bildiğiniz böyle zeytinli poğaça yiyorsunuz tadında. Zeytinli ve kekikli. Ama aroması öyle rahatsız edici, yoğun değil. Çok hafif, çok güzel. Sadesi ve köz biberlisi de vardı. Onları da deneyeceğim kesinlikle. Bunu bulduğunuz yerde mutlaka deneyin. Ben fileden aldım zaten, biliyorsunuz. Böyle şimdi şuraları toplayayım. Günaydınlaşalım. Günaydın. Yeni bir günden daha hepinize tekrardan merhaba. Burak'ı işe gönderdim. Şimdi hazırlandım. Saçımı toparladım. Makyajımı yaptım. Şöyle minik bir makyaj yaptım. Akşam çünkü İnci'nin arkadaşının doğum gününe gideceğiz. Dün söylemiştim. O yüzden hani oraya giderken ekstradan hazırlanırım diye şu an sadece saçımı topladım. Hafif bir makyaj yaptım. Tırnaklarımı çıkarmaya gidiyorum. Ramazan öncesinde artık kalıcı hocalara bir süreliğine veda edeceğim. Bayağı uzadılar. Çok da güzel oldular. Uzun zaman sonra tırnaklarımı bu kadar uzun görmek çok şaşırtmıştı beni. Kalıcı hoca sayesinde ilk kez tırnak uzatabildim resmen. Bir süre hem de dinlensinler istedim açıkçası yazdan önce. O yüzden bugün oraya gidip geleceğim. Zaten kısa bir işlem, hemen o arada çıkartırız. Ama gitmeden bir çamaşırları atalım. Bugün aynı zamanda böyle standart özlenen ev vlogları tadında da minik bir kesit çekmek istedim. Döndüğümde de artık kahve içerim, ara öğün yaparım diye düşündüm. Kahve içmediğim için şu an böyle üzerimde bir ağırlık var. Ama gidip geleyim, ondan sonra içerim diye düşündüm. Yani böyle kahvaltının üzerinden de birkaç saat geçsin istiyorum açıkçası. Bakar mısınız? Bugün şöyle krem takılıyorum. Bu tatlı tokamı taktım. Ayıcıklı. Çok seviyorum bunu. Çok sevimli duruyor. Üzerime de bu maviden aldığım sweatshirt'i giydim. Of, sıcacık. Yine Milan'ın klasik fitilli taytlarından giydim. Tam bir tırnakçı kombini. Bu çoraplar da çok güzel bu arada. Ekleyeyim bunları size açıklama kısmına. Bayağı kalın. Gerçi kışta bitiyor ama o kadar güzeller ki hiçbir şekilde böyle tüycüklenmiyorlar. Zaten görebilirsiniz. Bayağı beğendim. Onları da paylaşmak istedim sizinle. Koyu renkler o kadar birikmiş ki belki sığmayabilir bile, biliyor musunuz? Burak, çoraplarım kalmamış deyince fark ettim. Sepet dolu. Hepsi de koyu renk. Arkasından da beyazları yıkayacağım ama ben gelene kadar bunlar yıkansın. Uzun da yıkarım çünkü. Şöyle. Of. Sepeti boşaltmadan rahat etmiyorum. Bu da genelde benim için hafta içi oluyor. Çünkü hafta sonlarını genellikle dinlenmeyle geçirmeyi seviyorum ben. Ya böyle özel yemek yapmıyorum. İşte genelde ya dışarıda yiysek dışarıda yiyoruz. Ya da evde pratik şeyler hazırlayarak geçiştiriyoruz. Çünkü hafta içi zaten genelde full yemek yapılıyor evde. Düzgün kahvaltı yapılıyor. O yüzden böyle kaçamakları genelde hafta sonuna saklıyoruz. Ben de ev işini hafta sonu hiçbir şekilde yapmıyorum. Yani çok nadir. Burak çalışıyorsa, ben evdeysem belki o zaman... Ay, yüzüm incelmeye başlamış bile kız. Yani amacım kilo vermek değil ama ödem direkt gittiği için. O yüzden şu an baktıkça böyle yanaklarımın inmesi biraz hoşuma gitti. Neyse. Artık bugünlerde, haftanın genelde baş kısmında bu işleri halletmeye çalışıyorum. Şimdi bütün sepeti de boşaltmadan asla rahatlamıyorum. O yüzden şimdi bunları halledeyim. Ütülerimle, bunlarla beraber çıkan ütüleri de yapar. Bugünü bu şekilde bitiririm. Yarın da buluşum çünkü. Bir tek sporum var. Akşam da bestelerle buluşma planımız var. Onları terasta mangal yapacağız. Bugün şekersiz 4. gün ve gerçekten kendimi o kadar iyi, o kadar dinç hissediyorum ki alarm çalmadan hop diye kalkıyorum. Tırnaklarımı göstereyim size. Çıkarttırıp geldim. 10 dakika bile sürmedi. Burak aşağıda bekledi beni. Bakın şöyle net görebileceğiniz bir ışık ayarlamaya çalışıyorum. Görüyor musunuz? Tertemiz. Elbette ki tabii ki zarar görüyor tırnaklar. Sonuçta bir alet giriyor. Tırnaklarınızı işte temizlemek için... Elektrikli törpümsü bir aletle sonuçta üzerinden kazınarak temizleniyor ama işinde başarılı bir yere giderseniz eğer gördüğünüz gibi tırnaklarımın ne kadar sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Hepsi eşit uzamış tırnak, yataklarım uzun ya, bakar mısınız? Beyaz kısımlarındansa kendi tırnaklarımın ne kadar uzun olduğuna bakın. Böyle ben bunları kısaltacağım. Yani çünkü bu şekilde büyük ihtimalle kırarım. Biyotin kullanıyorum. Bir de onun da faydası vardır muhtemelen ama bunları birazcık şey yapacağım. Kısaltacağım. Bayramdan önceye de yine randevu aldım. O zaman bayrama tırnaklarımız yine hazır bir şekilde girebiliriz. Normalde kahveyi de biliyorsunuz ki sütsüz seviyorum ve aynı zamanda kalori miktarı da daha düşük olduğu için o şekilde içiyorum. Ama böyle hem ara öğün olsun, bana dokunmasın. Şu an zaten bir tık aç gibiyim. O yüzden sütlü cappuccino'yla devam ediyorum bugün günüme. Yanımda da iki tane, gördüğünüz zaten gün kurusu. Bir, iki tane de toplam iki olacak şekilde de ceviz var. Zaten Instagram'dan takip edersiniz. O yüzden detaylı olarak buradan anlatmıyorum. Aynı şeyleri takip edenler için şu kahveyi içip birazcık böyle bir şeyler planlamak istiyorum. Akşama bugün ne yemek yapacağımı daha düşünüyorum.
Yemekleri yapmaya başlıyorum. Saatim şu anda 2 ve beyazları attım. Diğerlerini, siyahları da kurutmaya attım. O kadar çok çamaşır oldu ki bunları halledip ondan sonra ütüleri yaparım diye düşündüm aslında. O yüzden aradan çıkaralım. İlk olarak çorbayla başlamak istiyorum. Çorba biraz besin değeri yüksek olsun. Böyle bol bakliyatlı bir çorba olsun istediğim için. İlk olarak şu an ezogelin çorbası yapıyorum. Mercimeği yakın zamanda yemiştik o yüzden ezogelin yapmaya karar verdim. Şöyle bir çay bardağı kırmızı mercimek. Birazcık az ölçü yapacağım. Yani biz şey olduğumuz için, iki kişi olduğumuz için zaten gene de kalır. Bir kaşık bulgur koyacağım yetinde. Hemen bir kaşık. O kadarcık. Sorun olmaz. Şimdi güzelce yıkayıp haşlamaya bırakacağım. Suyum da kaynadı. Güzelce yıkadığım bakliyatlarımı aldım. İçerisine bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim. Sıcak su göz kararı ekliyorum. Mercimeklerim yumuşayana kadar pişireceğim. Sonra sosu ekleyeceğiz. Hemen sosu yapalım. Bu arada ben et suyu da ekleyeceğim. Dondurucumda hazırlamıştım. Vardı hem tavuk suyum hem et suyum. Ama zaten tavuk yiyeceğim. O yüzden et suyu ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bunu eritiyorum. Evet, şöyle bir tane soğanımızı küp küp doğrayalım. Bir yağım eridi. Şimdi soğanlarımı alıyorum. Şimdi salçamı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı. Bir de nane ekleyelim bolca. Et suyumu da bunun içerisine koyacağım. Suyumu ekledim. Şimdi buluşmayı şurada size göstereyim. Şimdi şöyle göstermek istedim. Bakın. Bayağı koyulaştı zaten. Su ekleyeceğiz. Ama katı olsun da sıvı olmasından iyidir. En azından çözümü var. Şimdi bunun içerisine sosumu ekliyorum. Şurada şöyle yapayım. Rahat görün. Bu zaten oldukça katı olacak. Şimdi suyla bunu bir çalkalıyorum. Bu arada ablamları da bize çağırdım. Oğuzhan abi biraz geç gelecek. Bizim 7'de olduğu için hemen yiyip çıkmamız gerekiyor. İnci ile ablam bize gelip birlikte biz de yiyeceğiz. Ondan sonra biz hemen çıkacağız. Ege'nin doğum günü için. İnci'nin kankesi. Bu daha fazla su eklemeyeyim. Şimdi bununla da koyulaşacak. Ben bunu blenderdan çekmiyorum. Ya da belki çok az çekerim. Bazen çok az çekiyorum. Bazen de böyle bırakıyorum. Bütün bütün de çünkü ezogen çorbasının şeyi böyle güzel oluyor. Bunu bir 10 dakika önce kaynasın. Sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra kapatacağım. Oh, bol besinle. Yeter diye düşünüyorum. Yani ekstradan tavuk da yapacağım için öyle hepimiz de faydalanırız. Şimdi erişteyi birazcık daha fazla yaparım olmazsa diye düşündüm. 3-4 kaşık zeytinyağını tavaya alıyorum. Soğanları da aldım. Şimdi bir ıspanakları doğrayalım. Devam edelim. Şimdi soğanlar kavrulurken ıspanakları doğrayacağım. Tuz da ekleyince bakın ıspanaklar hemen sönmüşler. Şimdi içerisine şöyle bir fincan kadar değil de yani yarım fincandan biraz fazla bulgur ekliyorum. Ve suyunu da ekleyip bulgurlar pişene kadar kısık ateşte pişireceğiz. Bu kadar. Şu an ben pirinç koyarsam ben yiyemem. Zaten erişteden yiyemeyeceğim.
Şimdi ikinci ara öğünümü yapıyorum. Öğle yemeği yemediğim zaman, yani tek kahvaltıyla durduğum zaman iki ara öğün şeklinde besleniyorum. Yani arada bir öğle yemeğini çıkarmaya çalışıyorum genelde. O da 10 civarında yediğimiz için böyle çok acıktığımdan böyle ara öğünlerle geçiştiriyorum. Mesela zaten şu an 2 porsiyon meyve hakkım vardı. Bir tanesini kuru meyve, şimdi bir tane de meyve olarak tüketeceğim. Bir tane elma, üzerine biraz tarçın koydum. Bir de kefir içeceğim yanımda. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu arada ıspanağım pişsin. Saatim 5'e 20 var ve tekrardan geldim. Saçlarımı yaptım hemen o arada. Şöyle toplayıp tepeden uçlarına maşa yaptım. Tam yukarıdan gözükecek şekilde şöyle sıkınca ve şuradan da minicik bir tane bırakıp şöyle köpükle birazcık yapıştırdım. Elbise giyeceğim. Üste yapışan bir elbise. Triko. Üzerine de blazer ceket giyeceğim. Şimdi size bir tarif göstereceğim. Bu tarifi bizim yemekhanede çıkıyor, hastanede. Ve her yediğimde çok hoşuma gidiyor. Yani şu anda yiyemeyeceğim ben bunu ama zaten yemekler yarına kalmayacak. Ablamla İnci de geleceği için. Kalırsa ıspanak kalır, kalırsa onu da yiyebiliyorum içinde bulgur olduğu için. Bunu yapacağım. İnci de çok sever, ablamlar da sever diye düşünüyorum. Hem neden yapmaktan vazgeçtim tavuk soteyi biliyor musunuz? Çünkü ezogelin salçalı soğanlı. Ispanak da salçalı soğanlı, bu da salçalı soğanlı olacak. Güzel olmayacak bence. O yüzden bunu böyle çıtır tavuk şeklinde yapacağım. Unlu galetalı tavuk patates böyle kızartıp baharatlayıp çok lezzetli oluyor. Bakalım yapalım. Size de seçenek olsun. Siz bu videoyu izlediğinizde galiba Ramazan olacak tabii. Hatta böyle size de fikir olsun. Çocuklarınızın falan sevdiği bir tarif yapabilirsiniz. İnsan daha böyle Ramazan'da biraz hani sulu şeyler istiyor. Susuz kaldığımız için ama... bence bu da bir seçenek, yer verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şipşak yapabileceğimiz bir tarif. Şimdi tavuğu ben tavuk tahtamda, sonra patates de diğer tava şeyde dilimleyeceğim. Küp küp dilimliyorum şimdi. Önce tavama aldım. İçine bolca sıvıyı alıyorum. Burada da tavuklarımız için bakın şöyle yarısından fazlası galeta unu. Biraz da un. Bu karışımı içine biraz tuz ekleyip tavukları bunlara bunun içerisinde bulayarak kızartacağız. Nefis gözüküyorlar. Şimdi istediğiniz baharatla baharatlandırabilirsiniz ama özellikle bolca toz biber çok yakışıyor. Böyle güzelce karıştıracağım şimdi. Kekik, nane hepsinden azar azar ekliyorum. Oh, yemekler tamamlandı. Ben de hemen makyajımı tazeledim, saçımı tamamladım. Takılarımı taktım ve geldim. Sadece üzerimi giymek kaldı. Artık yemekten sonra giyinirim. Yoksa üzerim batarsa valla kombinimi de hazırladım çünkü. Hemen size hızlıca göstereyim. Biraz su isteyebilir ama kaynadıktan sonra da bazen eski haline geliyor. Bir tık su ekleyebiliriz. Şöyle ezogelin çorbamız. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Burada ıspanağımız, bulgurlu, eriştemiz, erişte çok az, ablam, İnci ve Burak'a kadar çünkü ben yemiyorum ve bu da aynı şekilde bakın baharatlayıp güzelce karıştırıp sonrasında ben onu ayrı bir tabağa aldım, yani daha doğrusu bir kaba aldım, onun içerisinde böyle çevire çevire hepsine gelecek şekilde harmanladım, böyle çok daha güzel oldu. Bu kadar, buraları da topladım, bulaşıkları artık Burak toplar, büyük ihtimalle o gelmeyecek bizimle tanımadığı için.
Ben de aslında gitme sebebim şöyle oldu. Biz daha önceden Buse ile buluştuk. Ege'nin annesi oluyor Buse ve enerjimiz inanılmaz fazla tuttu. O beni takip ediyormuş öncesinde. Zamın gelinleri diyeyim artık olduğumu bilmeden önce. Sonrasında böyle denk gelince ben Gamze'yi tanıyorum falan diye hep beraber buluşmuştuk. Ablam, ben, Ege, İnce. Onlar Mada'da oynarken biz de böyle sohbet etmiştik Buse ile. Akrep burcu ve akrep burçlarıyla gerçekten enerjim aşırı tutuyor. Kayınvalidem akrep, babam akrep. Olsan abi akrep. Gerçekten akreplerle çok iyi anlaşıyorum. Bugün uzun bir aradan sonra toplu saç yaptım resmen kombinimde. Kombinimde zaten giyince gösteririm. Şöyle biraz daha koyu kırmızı tona yakın kiremit tonlarda bir tane rüştürdüm. Göz makyajıma da eyeliner ve birazcık da far ekledim. Bu kadar. Küçük kız geldi. Doğum günü partisine hazır değilsin sen daha galiba. Evettim. Evettim. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü. Annesi hazır. Ama bozulmasın üstümüz diye hırka giydik. Hadi gel bakalım otur. Oturalım. İnci'ye çorba şey içine duracağız. Biraz 7 gibi çıkacağız. Saat 6:20. Aferin bir taneme. Otur bakalım. Ege'yi tanıyor musun? Tanımıyorum. Daha tanışmadım. Anne. Annesini mi? Onu da tanımıyorum. Oyuncaklara. Alış. Gidemeyiz yoksa geri doğum gününe. Ve hazırım. Aşkım, neredesin? Burak çeksin kombinimizi. Nereye? Gel İnci kombinimizi gösterelim dayına. Ege'nin doğum günü kombinimizi. Dön bakalım. Bu prensesin güzelliğine bakın, çiçek bahçelerinde İnci. Ben de böyle oldum. Blazer'ımı giydim. Saçlarım da böyle. Yani böyle mi dursun, arkaya mı atayım? Hayır, bir de arkaya at bakayım. Şey, Ege. Ege, ben atlayayım. Bırak da beğendim. Hadi gidiyoruz. Ay bu kızla çıkması çok zor ayol. İki arada bir tane soru çektim ama nasıl çekeceğim oluyor. Denge bak. Efendim? Gel şuradan gösterelim. Ablamla kombinlerimize bakın. Botlarımız. Story de çekebilirdik. Çok iyi. Evet, hazırız. Gidiyoruz İnci. İnci yarasalar var mı? Yarasalar mı? Hayır, onlar gece çıkarlar. Şimdi gidiyoruz. Sen biliyor musun gideceğimiz yere? Okulun en sonunda. Ha, tamam. Ben de Ege'ye hediye aldım. Ablam bir tane bulmuş. Sen ne aldın bakalım? Herkes aldım. Aferin sana. Yarış pisti mi aldın? Evet, yarış pisti. Tamam. Ben de böyle şu oynadıkları bir kinetik kum var ya. Bir evet bir tanem ama artık buraya çok gelmiyorsun. Evet. Onun içerisinde traktörlerin olduğu bir kinetik kum var. Ablamın gözüne çarpmış. Öyle olunca hadi iyi oldu. Direkt onu aldık. Çocuklar severken. Evet. Şu özel şoförümüz. Bu ne? Patron. Bu ne de İnci diyor. Hadi hoşçakal İnci Hanım. Bugün şey, kapıda da bir kadınla karşılaştık. Hiç tanımıyor. İnci'ye işte şey yaptı, merhaba diyecek. Adın ne dedi İnci? İnci Bozalan. Tanışırken soyadını da söylüyor. Seviyormuş. Arabayı mezarım. Geldi. İncil'in babası, annesi ve yengesi olarak sağlandı. Gevşirler. Benim en güzel ünvanım var. İncil'in babası. Oo, evet. Sen de aç bir sayfa olsan abi. Başlayalım. Başlayalım. Birini tuttu. Çok şey biliyormuş. Gel buradan bakabilirsin. Ne kadar güzel ama kelebek tutmuşsun sen. Ve ne? Vur beceği. Çok iyi. Ah, eve gelindi. Pijamalarımı giydim. Sadece makyajımı çıkarmak kaldı geriye. Önce şu çamaşır işini halletmek istiyorum. Ütü bilmiyorum. Saat daha 9:40. 9:30'a yakındı eve geldiğimizde. Böyle ablama diyorum, sizinle bir yere gitmeyi en çok sevdiğim şeylerden bir yanı bu. Çünkü İnci uyuduğu için her türlü onda. Ya maksimum onda kalkıyorsun. O da eve gelip daha dinlenmeye çok vaktin oluyor. Bugün de böyle olsun. Ay. Hey.
Evet, gece sonu ve artık videomu burada bitiriyorum. Ütüleri yapacaktım. Normalde çamaşırları katlayıp kaldırdım. Bayağı da bir ütü var. Ama onları ütülemesi değil de sonra yerleştirmesi o kadar zor geldi ki. O yüzden bu akşam birazcık dinlenmeye ayıracağım. Saat şu anda 10. Makyajımı çıkarıp şöyle keyif moduna geçip birazcık telefonda takılmak istiyorum Burak'ın yanında. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Bundan sonraki vloglarda artık Ramazan vlogları geliyor olacak. Sahurdan iftara vloglarımızı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yine bir Ramazan'da daha birlikteyiz. İnşallah daha nice Ramazanlar görürüz beraber. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. 80 bin olmamıza çok az kaldı. Siz bu videoyu izlediğinizde belki de olur muyuz bilmiyorum. Ama bir 80 bin pastası keseceğiz yemiyor olsak da. Sizi seviyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.